Amerika Birleşik Devletleri'ndeki borç tabanı sorunu çözülmüşe benziyor. Başkan Biden ve Cumhuriyetçilerin temsilcisi McCarthy'i uzlaşmaya vardıklarını söylediler. Bu hafta bu uzlaşma metne dökülecek ve mecliste onaylanacak. Meclis deyince Amerika'da aslında iki aşamalı gidiyor bu iş. Önce temsilciler meclisine gidiyor. Orada Cumhuriyetçiler ağırlıklı. İtirazlar geleceği tahmin ediliyor. Özellikle de biraz aşırı sağdaki Cumhuriyetçilerden. Onlar diyorlar ki hiçbir indirim alamadık harcamalarda. Biraz sonra bahsedeceğim biraz anlaşmanın detaylarına. Bu bir rezalettir böyle pazarlık mı olur diyorlar. Temsilci McCarthy de zaten gelişmeleri bu yönde bekliyordu ama önemli değil halledeceğiz diyor. Unutmayın sonuçta temsilciler meclisinde de demokratlar var. Demokratlar mutlaka destek vereceklerdir. Temsilciler meclisi onaylamasının muhtemelen çarşamba gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Cuma günü de senatoya gidecek. Senatoda zaten demokratlar ağırlıklılar. Onlar da belki bir iki düzeltme vesaire isteyecektir. Hafta sonu Biden'ın onayına çıkacak. Çıkmasına gerekiyor. Dün yine Hazine Bakanı yerlen çıktı ortalığı paniğe sürükledi. Dedi ki vallahi 5 Haziran'da para bitiyor dedi. Daha evvel 1 Haziran diyordu. Bence 5 Haziran'da da bitmiyordur. O biraz kirli çıkı böyle bir anneanne kılıklı zaten. <laughs> Kenarda biraz daha para vardır ama bu iş çözecekler gibi gözüküyor. Meclis oylamalarında bir sıkıntı çıkar mı? Çok düşük ihtimal olduğunu düşünüyorum ama her ihtimale karşı diyelim. Ben bu arada VIX'imi sattım. Daha önce kanalımın katıl üyeleriyle paylaştığım şu videoda neden borç tavanı meselesine girerken volatilite indeks yani oynaklık indeksine yatırım yaptığımı anlatmıştım. Bu tip durumlarda opsiyonlarla kendi kendinize hedge etmek en akıllıca fikir. Oradan da güzel para kazandım. Burada görüyorsunuz çok iyi bir zirve yaptı. Tam zirve değil ama onu biraz altında bir yerde o da satmayı başardım. Böylece korkudan para da kazandık. Elimizdeki hisseleri tutmayı başardık. Siz de opsiyon ticareti nasıl yapılır merak ediyorsanız yakın zamanda bunun bir eğitimi var. Eğitimin bilgilerini yukarıya ve aşağıya bırakıyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde hisse senetlerinde opsiyon ticareti nasıl yapılır konusu anlatacağım o eğitimde. Çok iyi bir eğitim olacak çünkü opsiyonlar sayesinde hem kendinize hedge etmeniz mümkün hem de ileriye yönelik bir beklentiniz var. Bir hissenin çok iyi Türkiye'ye düşünüyorsunuz ama fazla paranız yok. Küçük bir kaldıraç işlem yapmak istiyorsunuz. Orada da opsiyonlar güzeller. Mutlaka o eğitime gelin katılın derim. Peki nedir üzerine anlaşılan borç tavanı? Kabaca gelecek yıl Amerika harcamaların hiç artırmayacak. 2022 ile sabit tutacak. 2024'te ise sadece birlik bir artış gelecek. Bu piyasalar içinde iyi aslında. Enflasyon açısından da iyi. Amerika'nın fazla para harcamayacağını, enflasyon coşturmayacağını gösteriyor. Bazı kritik harcamalarda devam ediyorlar. Örneğin gazilerin sağlık harcamalarını tam karşılayacağız diyorlar. Buna karşılık IRS yani Amerikan vergi dairesine çok ciddi bir eleman alımı düşünüyordu. Ondan bir miktar tasarrufa gidiliyor. Covid sırasında bütçe ayrılan ama harcanmayan paralar var. Onlar tekrardan içeri çekiliyor. Yani bütçeden düşüyor gibi. Burada mühim olan bir bütçe artışı bu yıl yok. Ondan sonraki yıl %1'lik sadece bir artış var. Bu da Amerika'nın bir miktar olsun tasarrufa doğru gittiğini gösteriyor. Süreç bittiğinde Amerika'nın toplam borcu 34 trilyon doların üzerine geçmiş olacak herhalde. Tabii ciddi bir borç. Bundan dolayı da Fed'in faizlerle gidebileceği yolda hep kısıtlı. Yani geçen hafta Fed yönetici çıktı. Yine attılar, kestiler, bazıları yükseltiriz faiz dediler. Pablo öyle düşünmüyor. Ben de beklemiyorum faiz artışı. Neden? Geçen hafta bir enflasyon verisi geldi yine geriye dönük bir düzeltme. Yüksek bu dediler, panikleri koparttılar ama öyle değil. Yine istiyorsanız detayını konuşuruz. Enflasyon düşük gelecek. Bundan dolayı ben faiz artışı beklemiyorum. Gelse de piyasalar artık bu işleri pek aldırmıyor. Çünkü piyasalar bu enflasyon hikayesinin sonuna gelindiğini görüyor ve Fed'in elinde zayıfladığını görüyorlar. Çünkü şöyle düşünün. 34 trilyon dolar borçlanacak Amerika. Bir, bir yıl sonra kabaca rakam oraya gelecek. %1'lik bir faiz artışı Kabaca doğrudan doğruya 340 milyar dolarlık yeni faiz getiriyor Amerika'ya. Amerika'da toplam vergi tahsilatları yanılmıyorsam 4-4,5 trilyon dolar civarında. Ne büyük bir rakam olduğunu anlayın. Geçen seneden bu seneye faizler %6 civarında arttı. Çünkü sıfır gibilerdi. Bunu getirdiği muazzam faiz ekonomi düşünmenizi istiyorum. Bence o yüzden burada da sırlara ulaşmış durumdayız diye inanıyorum. Peki bu borçlamanın meselesi piyasalarda çok ciddi bir yükseliş getirir mi? Onu da pek tahmin etmiyorum açıkçası. Çünkü pek kasmadı zaten piyasa. Geçen hafta gayet kuvvetli geçti. Biraz yapay zekanın gazıyla, biraz da bu borç tavanı meselesi çözecek de. Ondan dolayı hafif bir artış bekliyorum. Hatta hani buy the rumor, sell the news diye bir şey var. Yani dedikoduyu satın al, haber gerçekleşince sat gibi. Ufak bir satış bile yiyebilirize inanıyorum. Ama yapay zeka çok yukarıda tutuyor şu anda piyasanın enerjisini, motivasyonunu. Oradan bir süre daha gideceğiz gibi gözüküyor. Borç tavanı meselesinin çözülmesi borsa aniden yukarı çıkartmaz ama... ...borsanın yukarı doğru gidişindeki önemli bir engelden kurtulmuş oluyoruz. Şimdi bekleyeceğimiz şey Haziran ayında Mayıs ayına yönelik enflasyon verisi ve yine Haziran ayına gelecek FED kararı. Bu arada bir de bu Cuma gün Amerika'da istihdam verisi geliyor. Beklendi 180 bin yeni istihdam açıldığı yolunda. Onu çok altıda veya üstüne gitmezsek piyasalarda bir hareket olmaz. Azıcık üstüne gidersek iyi. En azından ekonomik durgunluk yok konuşulmuş olur. Azıcık altına gidersek iyi. E, FED'in istedikleri de oluyor denir. Böyle arada bir yerdeyiz. O yüzden 180 bini tuttursak, yakınlarını dursak bir sıkıntı yok gibi gözüküyor. Evet. Bence her şey çok olumlu. Eğer Mayıs ayı enflasyonu da beklediğim gibi düşük gelirse ben S&P'nin artık doğru yolculuğuna başlayacağını düşünüyorum. Geçen Cuma'yı 4.200 üzerinde kapattık. Beni uzun zamandır takip ediyorsunuz. Bunun kritik bir seviye olduğunu biliyorsunuz. Bu hafta birkaç gün daha o kapanışı üzerinde kalmamız gerekiyor. Gelecek haftada borç zamanı meselesi çözülmüş ve şu istihdam meselesinden de bir büyük gol yememiş olarak haftayı açabilirsek enflasyon verisini beklemeye başlayacağız. 4800 yolculuğu için. Bu kadar. Sorular ve yorumlar varsa mutlaka beklerim. Bir de henüz kanalımda katıl üyesi olmamışsanız katılın. Acayip güzel içerikler paylaşıyoruz. Bu hafta Perşembe günde CrowdStrike isimli çok önemli bir şirketin bilançosunu, performansı değerlendireceğiz katıl üyelere beraber. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.